Dumlupınar Üniversitesi hangi konuda birinci oldu? 114 üniversite arasından sıyrılan Dumlupınar Üniversitesi'nin birinciliği hangi konuda oldu? Haberin tamamını izleyiniz, beğenirsiniz, duymayan kalmasın, paylaşınız, sosyal medya, Facebook sayfamıza katılın, yeni haberlerden, videolardan haberiniz olsun. İşte konuyla ilgili haber. Engelsiz üniversite ödülleri sahiplerini buldu. 114 üniversite arasından sıyrılarak 10 binasının engelli dostu olduğunu kanıtlayan Dumlupınar Üniversitesi en fazla bayrak kazanan üniversite oldu. Geçen yıl ve bu yıl kazandığı bayraklarla 23 turuncu ve bir mavi bayrak sahibi olan Dumlupınar Üniversitesi Türkiye'de en çok bayrak kazanan üniversite konumunda. Yüksek Kurulu'nun üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu yana her yıl verilen engelsiz üniversite ödülleri sahiplerini buldu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2021 Engelsiz Üniversite Ödül töreninde kazandığı 10 turuncu bayrakla damgasını vurdu. En büyük engel engellenmektir. Dumlupınar Üniversitesi'nin 1992'de kurulan yaklaşık 8 milyon metrekare yerleşki alanı, 300 bin metrekare kapalı alanı ve yaklaşık 46 bin öğrencisi bulunan ülkemizin büyük ve güçlü bir eğitim kurumu olduğunu ifade eden Rektör Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi engelli öğrencilerimize sahip çıkmak ve hayatlarını kolaylaştırmak var gücüyle çalışmaktadır. İnşallah yakında tüm binaları ve sosyal alanlara erişilebilir bir üniversite olacağız. Bizler en en büyük engel engellenmektir şuurunda ve engelsiz üniversite hayalindeyiz. Engelli insanlara saygının, insaniyetin gereği ve medeniyetin ölçüsünün olduğunu bilincindeyiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sadece eğitim kurumlarındaki fiziki engelleri kaldırmakla kalmamış, aynı zamanda bilim ve teknolojinin sağladığı imkanları da kullanmış ve özgün uygulamalara da imza atmış ve önce olmuştur. İfadeleri kullandı. Engelli yönlendirme ve bilgilendirme sistemi ve engelsiz bilgilendirme asistanı projesi hakkında Rektör Kazım Uysal dijital kütüphane uygulaması ile de basılı eserlerin ve engellilerin istifadesine sunulduğunu ve Teknofest 2020 Yusi adlı görme engelli konucu dostu olan mobil uygulamanın ödül aldığını belirtti. Engelsiz bir hayat için DPU'yu seçin. DPÜ'de öğrenim gören 70 engelli öğrenci ve şehirdeki engellilere sahip çıkmaya çalıştıklarını vurgu yapan Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal, engelli vatandaşlarımızı meslek edindirme için de özgün projeler geliştiriyoruz. Engelsiz üniversite olma yolundaki çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Son olarak öğrenci adaylarına engelsiz mutlu bir hayat için Dumlupınar Üniversitesi'ni seçin dedi. Bu yıl 114 üniversiteden 837 başvurunun yapıldığı ve eğitimde erişilebilirlik, mekanda erişebilirlik ve sosyal kültürel faaliyetlerde erişebilirlik kategorilerine olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleşen yarışmada Dumlupınar Pınar Üniversitesi kazandığı 10 bayrakla en fazla bayrak kazanan üniversite olarak geçen yılki başarısını tekrarladı. Bu yıl kazandığı bayraklarla 23 turuncu ve bir mavi bayrak sahip olarak en çok bayrak kazanan üniversite ünvanını sürdürdü. Toplam 23 bayrak engelsiz üniversite ödülleri kapsamında ödül alan diğer üniversiteler. Mekanda erişebilirlik kategorisinde 10 bayrak alarak birincilik ödülüne Kütahya Domutma Üniversitesi'ne layık görüldü. İkincilik ödülünü ise iki üniversite paylaştı. Aksaray Üniversitesi mekanda erişebilirlik kategorisinde 7 bayrak, eğitimde erişebilirlik kategorisinde ise iki bayrak alarak Harran Üniversitesi ise mekanda erişebilir kategorisinde 9 bayrak alarak ikinciliği paylaşan üniversiteler oldu. İstanbul Üniversitesi mekanda erişebilirlik kategorisinde 3 bayrak, eğitimde erişebilirlik kategorisinde 3 bayrak, sosyo kültürel faaliyetlerde erişebilirlik kategorisinde ise iki bayrak alarak üçüncülük ödülünü alırken Yozgat, Bozok Üniversitesi de mekanda erişebilirlik kategorisinde 5 bayrak, eğitimde erişebilirlik kategorisinde ise 3 bayrak bayrak alarak üçüncülüğünü paylaşan diğer üniversite oldu.